Peki Galatasaray kimleri alacak? Hangi mevkilere transfer yapacak sence Nevzat? Şimdi sağ bek Omar'ın devam etme, en azından ligin ikinci yarısı için biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Luyendama'nın satışına bağlı olarak mutlaka bir stoper alternatif yaratmak zorunda Galatasaray. Taylan'a mutlaka bir alternatif yaratmak zorunda. Taylan'la koca bir sezon daha hani şeyi görülmedi. Etkilerini çok fazla, çok fedakarlık yapıyor Taylan ama hani maçlar, fikstür yoğunlaşıyor. Şimdi bu ortamda Taylan olmadığı vakit problemleşiyorsunuz. Oraya bir adam koyamıyorsunuz. Geçen hafta işte Antalya maçında Donk koydunuz. Her şey alt üst oldu birden. Hızlı kenar oyuncusu. İşte hadi oraya Onyekuru ile tolere edebilirsin. Taylan'a alternatif Seri'yle yapabilirsin. Stoper Luyendama'nın dişine göre daha üst profil bir oyuncu almak zorundasın. Ve golcü transferi şart. Yani orta sahada İrfan Can da tabii belki bir alternatif olarak şu an İrfan Can'ı biraz daha hani bu Mesut Özil'in yarattığı havayı dağıtmak için bir hamle olarak görüyorum. Falcao gidiyor mu bu arada? Şimdi Falcao gidiyordu ama her an saatli bomba gibi her an sakatlanabildiği için şimdi son sakatlığının düzeyi, derecesi çok net açıklanmadı. Bu problem yaratabilir yoksa şimdi ben şöyle duydum kulüpten hani aldığım bilgi. Ya bana şey dediler ya bu Falcao parayı problem etmez. Bu tarz bir adam değil. Zaten Miami'ye gider Galatasaray'a bir heyecan bir atmosfer işte o coşkuyu yakalamak için gelmişti. Falan filan bunu söylemişlerdi. Bu bilgiyi doğrulatmak için yine kulüpten başka bir kaynağımı aradığımda o da bana ne dedi biliyor musun Ozan abi? Ya İspanyolca konuşan birinden ki genelde hep İspanyollarla şey olmuşlar. Para önemlidir. Yani şey yapmaz para önemlidir ifadesini kullandı. O yüzden hala bir Falcao belirsizliği var ama yönetimin beklentisi Falcao'nun gitmesi şeklinde. Şimdi İrfan Can gündemin birinci maddesi. İrfan Can'la ilgili yok Luyendama, yok Marca, işte Emre Akbaba vesaire birçok takas formülü masaya yatılıyor. Bir kere şuradan bahsedeyim. Bir takım fotoğraflar oyuncular tarafından paylaşılıyor. Ben bu fotoğrafların Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorum. Belki sempatik gibi gözükebilir. Ben de çok güzel, hoş fotoğraflar olarak görüyorum ama bir fotoğrafın maliyetinin, bir fotoğrafın bedelinin ne kadar ağır olduğunu biz geçmişten biliyoruz. Yaşadık bunları. Şimdi o fotoğraflarla ve yaratılan ortamla beraber İrfan Can Kahveci konusunda şu an zorda olan taraf kim? Galatasaray. Eğer Galatasaray yönetimi İrfan Can'ı alamasa bu başarısızlık olarak addedilecek. Yani o yüzden bu fotoğrafların paylaşılması, sürekli olarak bununla ilgili yorumlar üretilmesinin ben Galatasaray stratejisi açısından doğru değil. Eğer oyuncular da buluşmak istiyorlarsa bunu daha böyle sade gizli kapaklı yapsalar daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani Sence tırnak peki içinde. Ozan hangi bölgede ihtiyaçlar var? Nereye yönelmeleri gerekiyor? Galatasaray'ın bazı yamayla götürebildiği bölgeler var. Bazılarını kesinlikle yama değil, gerçek montaj lazım. Taylan'ın sakatlandığında Taylan'ın Bir alternatif gerekiyor değil mi? yaptıklarını yapabilecek oyuncu kapasitesi yok yani şeyde. Yani geçici olarak Donk gibi Joker'i var. Hani birkaç tane Joker oyuncusu var. Değişik mevkilerde oynatabileceği. Donk olmuyor abi. Donk işte son Antalya maçında oraya koydu hoca. Her şeyi alt üst etti. Yani ben çok yani ağır, çok yavaş. Taylan gibi hızlı düşünemiyor. Tabii o yüzden tabii. Hayır. Seri Ben daha mantıklı şey için mesela. Söylemiyorum onu. Bak yani oraya o yama mutlaka olmaz dedim. yani. O yama olmaz dedim. Olmaz. Orası yama Doğru. olmaz. Yani sağ bek, sol bekmiş. Bunlar yamayla veya şeyle gidebilir ama daha çok uzun maçlar var. Yani aylarca önümüzde 5 ayda maçlar oynayacaklar. Kimin ne olacağı, sakatlanacak mı, ceza mı alacak? Çünkü kış var. Kış gelecek, tabii. Zeminler kötü olacak, sakatlık var değil mi abi? Tabii. O yüzden mutlaka yani böyle baktık mı Galatasaray kimi transfer edeceğiz diyoruz şeyden dolayı. Elindeki kitaba uydurabilmek için ne yapması gerekiyor? Çok zor. En az 4 tane oyuncu alması lazım Galatasaray'ın. Peki geçelim Beşiktaş'a o zaman buradan. Tabii. Galatasaray'ı da konuştuk. Gençlerbirliği mücadelesini detaylandırdık. Hatta Süper Lig programı da ekranlarımıza getirebiliriz oradan. Yavaş yavaş Beşiktaş'ın Hatayspor mücadelesine de geçebiliriz sevgili izleyenler. Pazar günü saat 19'da oynanacak mücadele. Beklentilerinizi alacağım. Bu arada güzel de bir izlenim bandımız var. Onu da programımızın sonunda ekranlarımıza Antep gol attı. getireceğiz. Aspor ekibi de şehrin nabzını tuttu. Antep gol mü attı? Peki. Simidika'ya selam olsun. Sivasspor Gaziantep mücadelesinde Antep 1-0 öne geçmiş. Kim attı golü? Bakacağım şimdi daha yeni yeni attı. Maxim. Klasik bir Maxim. Maxim.
Saatler 13.36'yı evet, gösteriyor. Atmış. Maçın henüz hemen başında Antep'ten bir gol geldi. Bunun da bilgisini paylaşalım. Hatay izlenimimizi de programımızın sonunda sizlerle buluşturacağız. Şimdiden de bunun duyurusunu yapmış olalım. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Yani son haftalarda Hatay'ın bu transferleri çok konuşulmaya başlandı. Hı hı. Hatta geçen de A Spor'da Mustafa Göksu yayındaydı. Şeyi konuştuk. Yani konuştular. Daha sonra biz kendimiz de konuştuk onu. Konya Spor'daki Makedon oyuncu var ya, gol atan. Tatsi. Evet. 20 bin euroya bonservis ücretiyle gelmiş Konya'ya. 2-3 yıl önce altyapıyı almışlar yani onu. 150 bin euro. Ama şeyin altyapısından alıyorlar zaten. Vardar'ın altyapısında orada Aykut Kocaman'ın yardımcısı Ömerovic'in. Hatırlarsın Ömerovic'in bağlantıları çok iyi olduğu için direkt Vardar'ın altyapısına 20 bin euroya almışlar. Evet. 100-150 bin euro arasında da oynayan bir oyuncu varmış. Bu şeyde de Hatay Spor'un forveti, ismini unuttum. Opensa. Opensa. Muhteşem bir performans sergiliyor. Bu oyuncu da çok ucuz bir maliyetle. Neredeyse 300 bin euro. Boşta kalmış bir oyuncuymuş gibi keşfederek getiriyorlar bunu. Hatay Spor'un scout ekibi ve sportif direktörü. Ve şu anda son 10 günde adama Avrupa'dan özellikle Belçika kulüplerinden büyük talipler var. Evet, dikkat çekmeye başladı. Ciddi paralar da öneriyorlarmış. Beşiktaş'la yani böyle Hatay'da son günlerin böyle performansı iyi takımıymış gibi görünse de burada bir klas sınıf farkı var. Puan tablosunda Beşiktaş'ta liderliğe yükseldi ve şöyle rakamlara bakıyorum. Ligin de en golcü takımı şu anda. Beşiktaş yine Hatay'dan lider olarak döner benim tahminim. Yani Hatay engeline takılacak diye düşünmüyorum. Nevzat sen? Zorlanacağını düşünüyorum. Münir son maçta çok gereksiz bir kırmızı kart gördü. Bu arada bir virgül koyalım mı? Aspo muhabiri Murat Onur telefon attığımızdaymış. Sivasspor Gaziantep Futbol Kulübü'nde 6 dakika sonra maç başladıktan sonra Antep bir gol atmıştı. Hemen detaylarını Murat'a soralım. Sözü hemen Murat sana bırakalım. Teşekkürler Çiğdem. Sivas 4-0 stadyumunda Demir Grup Sivas Spor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Karşılaşmaya her iki takım da aslında hızlı ve heyecanlı hareketli başladılar. Karşılaşmanın 4. dakikasında Gaziantep Futbol Kulübü bir kontrol atak gerçekleştirdi. Aslında güzel paslaşmalarla gerçekleşti kontrol atak ve Maxim 44 numaralı formasıyla Gaziantep Futbol Kulübü'nde Maxim topu filelerle buluşturdu ve karşılaşmanın 4. dakikasında Gaziantep Futbol Kulübü ev sahibi Sivasspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Şu an itibariyle maça baktığımız anda yine aslında her iki takımda kontrol ataklar geliştiriliyor. Oldukça heyecanlı bir karşılaşma. Bakalım ilerleyen dakikalar bizlere neleri gösterecek diyelim. Söz tekrar biz size Sivas'tan bırakalım. Peki Murat'tan, Sivas'tan bizlerle bir kez daha sözü aldık. Çok kıran kırana.